ESB kararları dediğimiz Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin bize yayın müdahalesinden tabii ki muzdaribiz biz haber siteleri olarak. Haber müdürümüze yazdım. Yaklaşık ortalama haftada 4 haberimize yayın yasağı geliyor ve bu o kadar garip haberlere geliyor ki gerçekten sinir bozucu. Mesela en son örnek vereyim. İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aracında uyuşturucu çıktı haberine mesela Erişim Sağlayıcıları Birliği'nden yasak gelmiş. Fakat hangi haberine gelmiş? İBB'nin aracından çıktığı haberine değil. Biz bu haberin fikri takibini yapmışız medya olarak. Bütün ulusal medya yapmış. Bu aracın nereden kiralandığına dair şirketin adını verdiğimiz habere gelmiş. Yani söz konusu durum sermaye sirayet ettiği zaman maalesef sulh ceza mahkemeleri gözümüzün yaşına bakmıyor. İşte Anadolu'nun birçok yerinde AK Partili meclis üyesi, belediye başkanı, milletvekilleriyle ilgili yaptığımız haberler somut delili olsa dahi sulh ceza mahkemeleri hiç somut delile bakmıyor. Yayının etik ilke ve ahlak kurallarına uygun olup olmadığına bakmıyor ve direkt habere erişim yasağı getiriyor. Biz bundan acayip sıkıldık. Şimdi ben dahi işte 10 yıldır sahada aktif gazetecilik yapan birisiyim. Mesela dün bir tweet yazıyorum. Bu tweet'i iki kere düşünüp ondan sonra üçüncü siliyorum mesela. Yani gerçekten fikirlerimi net bir şekilde beyan edemiyorum, aktaramıyorum yani. O yüzden aslında hani işte gazeteciler korkmaz etmez bir hamaseti var ya işte bizim mesleklerimiz. Hayır abi biz korkuyoruz ya. Yani bunu biz de korkuyoruz. Biz de insanız ya. Bizim de işte çocuğumuz var, evde bekleyen eşlerimiz var. Vatansever bir gazeteciyim. Hani nasıl kendini tarif edersen. Geçtiğimiz günlerde mesela eşime dedim ki ya dedim hani biz pasaportlarımızı bir yenileyelim hani. Yani ne olur ne olmaz dedim yani. Ben bile artık sıkılıyorum, boğuluyorum. Yani ben mesela tecavüzcünün haberini yaptım diye yargılandığımı biliyorum. Hani birçok hani böyle o kadar garip davalar ki işte biz ESB'lere bakıyorum ben. İşte bir AK Partili meclis üyesi ise anında ESB gelir mi? Yani sulh ceza tetikte mi bekliyorsun be mübarek hakim bey yani? Nasıl yapıyorsun? Şimdi biz FETÖ sürecinde 2016'da bütün FETÖ'den tutuklanan, gözaltına alınan iş adamlarının haberlerini yaptık. Fakat şöyle bir durum oldu. Bu bir sene sonra biliyorsun bu FETÖ borsası muhabbetleri çıktıktan sonra nasıl oldu? Bizim haberlerimizde büyük bir hukuksal anlamda bu zengin FETÖ'cüler öyle bir girişimde bulundu ki yani zengin tırnak içerisinde zengin olan iş adamlarının haberleri yayından kaldırıldı. Adliyeler aracılığıyla, sulh cezalar aracılığıyla fakir FETÖ'cülerin haberleri yayında. Bakın ben o kadar bir adil olmayan süreç var. Fakir FETÖ'cünün haberini yapıyorsun. Hiçbir şey olmuyor. O adamlar şikayette bulunsa bile pek de sulh ceza habere erişim yasağı getirmiyor. Bakın bu çok garip bir olay. Zenginin haberi kaldırılsın. Eleştiri ise işte fakirin haberi kaldırılmasın. Böyle bir mantık olur mu? 13 yaşındaki bir çocuk devlet güvencesindeyken hamile kalıyor. Doğum yapıyor. Hiçbir devlet bununla ilgili soruşturma başlatmıyor. Bunu gazeteci haber yapıyor. Bakın 10 dakika içerisinde sulh cezadan, Muğla sulh cezadan karar geldi. Arkadaşın yaptığı bütün haberler hemen direkt kaldırıldı. Yani 10 dakika içerisinde. Tamam da şimdi bu haberde bir yanlış var mı? Yok. Yani hatalı haberler yayından kaldırılsın. Farazi haberler yayından kaldırılsın. Yani devlet neden böyle bir refleks içerisine giriyor? Sosyal medyayı bu kadar yoğun kullanan, medya, internet medyası konusunda da hukuki altyapısı daha henüz oluşmuş bir ülkede bu tip olayların olmasını normal karşılıyorum ben, onu baştan söyleyeyim. Yeni yasal düzenleme şunu getirdi bir de. Şimdi mesela biz bir haber sitesinde bir haber yayınlandı diyelim. X haber sitesinde. Ve bu haber sitesiyle ilgili bir erişim engel aldık. Biz dedik ki bu erişimin ortadan kaldırılması veya içerik çıkarılması kararını aldık. Bunu Y sitesi de yayınlıyordu aynı zamanda. Bu sefer gidip Y sitesi içinde başvuru yapıyordu. Şimdi artık bu yeni yasal düzenleme bunu kaldırdı. Bu konuyla ilgili bir şey varsa, bir karar varsa, bir herhangi Türkiye'deki herhangi bir mahkemenin bir kararı varsa, Erişim Sağlayıcılar Birliği o kararı otomatikmen uygulayabiliyor. Neyin hakaret, neyin basın özgürlüğü, neyin eleştiri, neyin haber olma mahiyeti hep tartışmalı, gri bir alan. Bu tip tartışmalar devamlı çıkacaktır ama bunu şu aşamada ultima ratio diyorlar buna, bunu başka türlü engelleme, yani başka bir içinde çözme durumu da söz konusu maalesef değil, çözemiyoruz yani başka türlü. Haberi veren kişi taraf mıdır, değildir. Biraz onu tartışmak lazım burada. Şimdi siz bir haber veriyorsunuz, haberin tarafı mısınız? Yani haberdeki özne veya nesnede herhangi bir taraf mısınız? Şimdi bizim bir şeyle ilgili bilgi veya bir beyan alabilmemiz için hukuki anlamda şey yapıyorum, değerlendiriyorum ben. Ortada bir husumetin olması lazım. Neticede yaptığınız haberin 3 tane temel unsuru var. Görünürde gerçeklik, güncel olması ve kamuoyu ilgilendirmesi meselesi. Bunları sağlamışsanız ve bu şekilde bir haber yapmışsanız, siz haber içeriğini ortadan kaldırmakla beraber
bu haberin sonucunda doğabilecek haksız fiillerden de kurtulmuş oluyorsunuz. İşte güncel olma, gerçek olma ve kamuyu bilgilendirme sınırlarını aşıp bir başka şekilde haber vermişseniz, bu sefer cevap ve düzeltme hakkı, tazminat veya işte yeni yasal düzenlemeyle yasal sonuçlar oluşursa işte yalan haberi, yanıltıcı bilgi, haber yayma, yanıltıcı bilgi yayma gibi suçlara faili olabiliyorsunuz. Kafa karışıklığınızı çok iyi anlıyorum ama birinci bölüm haberin niteliği ve haberin durumu ile ilgili iken, ikinci bölümde yapılan haberin haber sınırını aşıp aşmadığını tartışılması söz konusu.